Grup 2017 yılında Kendi Kendine isimli albümü Fuat Güner'in evinde akustik enstrümanlarıyla kaydetmişti ve tüm bu çalışmalara Özkan Uğur katılmıştı. Son yaptığı işler de bu şekildeydi. Bir süredir sağlık sorunlarıyla uğraşıyordu. 2013 yılında yakalandığı lenf kanseri zaman zaman devam etti, nüksetti. Her nüksedişinde aslında kanseri yenmeye başardı. Ancak son hastalık, son nüksedişinde yaklaşık bir ay önce yorgun düştü ve yoğun bakıma alındı. Özkan Uğur 69 yaşında tedavi gördüğü hastanede maalesef yaşamını yitirdi. Uzun süren bir sanat yaşamı vardı. Gelin isterseniz o yıllarda neler yaptı ona göz atalım. Ele güne karşı. Güllerin içinden. Yalnızlık ömür boyu. Sabah yağmur var İstanbul'da. Yağmur var İstanbul'da. Bu yolculuk 1966 yılında Mazhar Alanson ve Fuat Güner'in tanışmasıyla başladı. Alanson ve Güner Kaygısızlar grubunda çalarken Özkan Uğur, Kurtalan Express, Erkin Koray, Ersen ve Dadaşlar gibi müzisyenlere eşlik etti. Ağladım bu sabah. 1971 yılında Mazhar Fuat adıyla ilk plakları Türküs Türkü Çağırırız'ı çıkaran ikili, hafızalardan silinmeyecek Güllerin İçinden şarkısını ilk kez seslendirdi. Takvimler 1976 yılını gösterdiğinde Mazhar ve Fuat'ın yanına Özkan Uğur da eklendi. Üçlü, Ayhan Sicimoğlu ve Galip Boransu'nun da dahil olduğu ipucu beşlisini kurdu. Ayhan Sicimoğlu'nun bestesi ve Mazhar Alanson'un sözleriyle yazdıkları heyecanlı şarkısının klibini İzzet Öz çekti. Heyecanlı, 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 çok heyecanlıyım. 70'lerin ipucu beşlisinin dağılmasıyla Fuat Güner ve Özkan Uğur, Ferhan Şensoy'un oyunlarına müzik bestelemeye başladı. Ancak ayrılık kısa sürdü. Çünkü üç arkadaşın söyleyecek daha çok şarkısı vardı. Sezen Aksu, Ajda Pekkan ve Seyyal Taner gibi Türk pop müziğinin popüler isimlerinin arkasında çalan grup, 1984 yılında tarihe geçecek bir albüme imza attı. Mazhar Fuat Özkan adıyla ilk albümleri Ele Güne Karşı'yı çıkaran grup, ülkenin popüler ismi haline geldi. Ele Güne Karşı, yüzyılın en iyi şarkısı seçildi. Albüm listelerde 26 hafta boyunca kendine yer buldu. Yalnızlık ömür boyu, Bu Sabah Yağmur Var İstanbul'da, Bodrum gibi birçok hit bu albümle müzik dünyasına kazandırıldı. Dolu dolu oluyor, bilinmez diye. 1985'te Peki Peki Anladık, 1986'da Walk the Rock, 1987'de No Problem, 1989'da Best of MFÖ albümlerini dinleyicilerle buluşturdu. Ali Desidero, Ali, Ali Desidero. 1985 Eurovision şarkı yarışmasına Diday Diday Day isimli şarkılarıyla katılan grup yarışmada 14. oldu. Bu yarışmada sunucunun Mazhar Fuat Özkan'ın ismini kısaltıp MFÖ demesiyle grup bugünkü adını almış oldu. They call themselves as a group MFÖ. 1988'de de Eurovision'a katılan MFÖ, Sufi isimli şarkıyla 15. oldu. MFÖ 90'lar ve 2000'ler boyunca birçok albüme imza attı. Sarı Laleler ve Yandım gibi hitler çıkarmaya devam etti. Grup, 2017'de çıkardığı Kendi Kendine isimli albümü Fuat Güner'in evinde akustik enstrümanlarla kaydetti.
Albümde yer alan Neden Bana Aşk şarkısı yazan Çıkmaz isimli çalışma pek yakında filminde kullanıldı. Yok hayatımda. Özkan Uğur'un sanat yaşamı, müzik geçmişi kısaca böyleydi. Şimdi telefon attığımızda Yavuz Hakan Tok var, müzik yazarı. Yavuz Bey, neler söyleyeceksiniz? Büyük bir ismi kaybetti sanat camiası, müzik camiası. Evet, çok önemli bir ismi kaybettik gerçekten. Yani sadece bir müzisyen olarak değil, tepeden tırnağa bir sanatçıydı Özkan Uğur. İşte beste de yapıyordu, sözde yazıyordu, vokal de yapıyordu, oyunculuk da yaptı. Her alanda da son derece başarılı oldu. Herkesin çok sevip saydı. Çok önemli bir insanı kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun. Yavuz Hakan Tok, müzik yazarı. Söyledikleri kısaca böyleydi. Bir süredir tabii çalışmalarına ara vermişti Sayın Tok. Durumu hakkında bilgi alabilmiş miydiniz? Yani durumunun tabii ki pek iç açıcı olmadığını herkes biliyordu ama hepimizin temennisi tekrar o neşeli, o güleç Özkan Uğur'u tekrar görebilmekti. Hem ekranlarda işte hem sevenlerinin yanı başında. Ama maalesef olmadı. Çok erken de bir kayıp, her ölüm gibi bu da çok erken bir ölüm. Bir de şu da var ki, evet, yani Özkan Uğur'u biz aslında Mazhar Fuat Özkan'ın bir elemanı olarak işte 80'li yıllarda popüler oldular. Ama tabii ki çok öncesi de vardı. Türkiye'de hemen hemen onlarla çalışmayan kimse yoktu aslında o dönemin müzik camiasında. Herkes işte gerek vokal yapma durumları, gerek şarkı sözü beste vermeleri, gerek kurdukları gruplar veya grupların içinde enstrümanist olarak çalmaları. Barış Manço'dan Ajda Pekkan'a, Sezen Aksu'dan Nükhet Duru'ya kadar herkese bir şekilde eli değdi Mazhar Fuat Özkan'ın, ayrı ayrı veya beraber olarak. Ama 84 sonrasında da Mazhar Fuat Özkan üçlüsü olarak. Ya onları hiç ayrı düşünemiyorduk. Bundan sonra nasıl düşüneceğiz onu gerçekten bilemiyorum. 1990'lı ve 2000'li yıllara bir dönemin o müzik gündemine damgasını vurmuştu uzun yıllar. Hafızada kalmıştı yaptıkları, ürettikleri eserler. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Bir dönem kapandı diyebilir miyiz? Elbette diyebiliriz. Bu çok hani üzücü de bir şey bunu söylemek, biraz da klişe de bir şey ama gerçekten öyle. Çünkü yani Mazhar Fuat Özkan bir de Türkiye'nin en uzun soluklu gruplarından biri oldu. Malum, herkesin malumu, çok kolay değildir grup olarak varlığını sürdürebilmek. Dünyada da örnekleri çok az. Hem çok sayıda hit yapıp, hem çok sayıda albüm yapıp, hem bu kadar devri birden fazla 10 yıla damgasını vurup, hem de hala birlikte müzik yapıyor olabilmek gerçekten çok kolay bir şey değil. Dolayısıyla o üçlüyü artık, o üçlünün bir elemanını kaybetmiş olmamız, onlar daha dağılmamıştı. Gene beraber müzik yapmaya devam ediyorlardı. Zaman zaman konserler veriyorlardı. Solo çalışmalar yaptılardı. Gerçekten büyük bir kayıp. Grubun bundan sonraki müzikal hayatı, sanat yaşamı nasıl etkilenir sizce? Muhakkak ki etkilenecektir. Gerçi dediğim gibi az önce solo çalışmalarla da her birini ayrı ayrı çok iyi bildiğimiz, farklı yönlerini de bildiğimiz müzisyenler. Hem Özkan Uğur öyleydi, hem Mazhar Alanson öyle, hem de Fuat Güner öyle. Onlar artık müziğin birer duayeniydi zaten. Yeni isimlere de el veriyorlardı zaman zaman. Ya da işte usta isimlerin albümlerinde, çalışmalarında, konserlerinde de onların izlerini, isimlerini görüyorduk. Bundan sonrasında şüphesiz Özkan Uğur'un kaybından sonra da şüphesiz Mazhar Alanson ve Fuat Güner çalışmalarına, müziğe devam edeceklerdir diye düşünüyorum. Evet, Yavuz Hakan Tok, müzik yazarı. Söyledikleri kısaca böyleydi. Ve Ali Kocatepe telefon attığımızda. Sayın Kocatepe, neler söylersiniz bu büyük kayıp hakkında? Valla biraz önce ben de haberini aldık. Çok üzüldüm. Çok iyi bir müzisyeni, çok renkli bir kişiliği, sanatçıyı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ve yeri doldurulamayacak bir insan Özkan.
birlikte çalışma fırsatımız da olmuştu. İpucu grubunda yer alırken onların bir prodüksiyonunu yapmıştım. Bir televizyon programlarına çıkmıştım. Bir dizide küçük bir rolde onunla beraber oynamıştık. O ve Suna Pekgüsal vardı. Yani yakından tanıma imkanı bulmuştum. Çok çok değerli ve şu anda Mazhar'la Fuat'ın acılarını da düşünemiyorum. Türkiye'ye kazandırdıkları prestij, yaptıkları işler yeri doldurulamayacak. Bu kadar yıldır varlığını sürdüren bir müzik grubu artık Özkan'sız. Tüm müzik camiasına başsağlığı dilemek istiyorum. Çok üzgünüm. Başka aklıma söyleyecek bir şey gelmiyor. Tabii çok yönlü bir sanatçıydı. Aynı zamanda dizilerde, filmlerde de oynamıştı. Bundan sonra MFÖ, o ünlü grup, müzikal hayatına, sanat yaşamına nasıl devam eder? Size de soralım. Bir süredir birlikte çalışamıyorlardı Özkan'ın sağlık sorunu nedeniyle. Fuat'ın zaten kendine özgü çalışmaları var. Mazhar'ın da öyle. İkisi de kendi yolunda devam edecektir ama Mazhar da Fuat'ı yine yan yana görebiliriz. Ele güne karşı. Yani Özkan'ın aralarından ayrılması bu iki diğer değerli müzik adamının çalışmalarını da bitirecekleri anlamına gelmez. Hepsi, üçü de çok üretkendi. Neticede Özkan'sız kaldık ama Fuat da Mazhar da daha şimdi bugünlerde, bugün belki Mazhar'ın bir solo konseri var yanlış hatırlamıyorsam. Yani devam edeceklerdir o arkadaşlarımız diye düşünüyorum. Ama Özkan'ın yeri hiçbir zaman doldurulamayacak. 90'lı ve 2000'li yıllara, o dönemin müzik gündemine damgasını vurmuştu. Önemli eserleri vardı. O dönemi nasıl hatırlarsınız? Ben öncelikle 70'lerin başında Mazhar'la Fuat'ı ikili olarak hatırlıyorum. Türküz Türkü Çağırırız albümlerinde çok başarılı olmuşlardı. O zaman Özkan yoktu. 80'li yılların ortalarına doğru gelirken 1984'te zannediyorum Ele Güne Karşı Yapayalnız, o albümle bir anda Mazhar Fuat Özkan üçlüsünün fırladığını, zıpkın gibi müzik dünyasına saplandığını gördük. Çok başarılı oldular çünkü çok farklılardı ve çok kaliteli, çok iyi ve o günkü kuşağı avuçlarının içine alacak müziği yapıyorlardı. Bunun becerisini göstermişlerdi. Sonra hiç yanıltmadılar. Eurovision şarkı yarışmalarında da aldıkları birincilikler çok önemlidir. Türkiye'yi temsil ettiler çeşitli yarışmalarda da. Çok başarılı oldular. O günlerden bugünlere kuşaktan kuşağa şarkıları geçti. O büyük bir avantaj. O da onların becerisi. Yeni kuşaklara da uyum sağlamayı bildiler. Yaptıkları sahne şovu, özellikle o sahne şovlarında Özkan'ın varlığı gruba çok şey katmıştı. Çok güzel şarkılarıyla ve anılarıyla hatırlayacağız bu grubu her zaman. Sayın Ali Kocatepe, teşekkür ederiz yayına katıldığınız için. Ve şimdi de telefon attığımızda Zihni Göktay var, oyuncu. Tabii Özkan Uğur çok yönlü bir sanatçıydı. Sadece müzisyen kimliği yoktu, aynı zamanda filmlerde, dizilerde de rol almıştı, oynamıştı. Zihni Göktay. Evet efendim, çok üzgünüm. Büyük bir kayıp. Neler söylersiniz? Valla işte 5 dakika oldu öğrendim. Ben de şeydeyim, Ayvalık'tayım. Tatildeydim. Öğrendim. Çok kötü oldum. Çünkü biz rahmetli demek dilimin ucuna geliyor ama demek istemiyor. O benim kalbimde daima yaşayacak bir şey. Nur içinde yatsın diyeceğim. Ama o harften bir tane eksildiği için çok üzgünüm. Özkan çok yönlü bir arkadaşımdı, kardeşimdi, benden küçüktü ama çok çok yönlüydü. Şarkıcılığı kadar, müzisyenliği kadar şeysi de çok önemliydi. Oyunculuğu da çok önemliydi. Ve de temiz kalbiyle, cömert, hiç
dedikodusuz, yalansız, dolansız, sarp yaptığı müzik kadar güzellikle taşıyan bir kardeşimdi benim. Çok üzgünüm. Aysun'dan da çalışmıştım sevgili eşimden. Oğlumdan Alişan'dan da tanışmıştım. Şeyde, Aysun da koreograftı, bizim şehir tiyatrosundaki bazı oyunların koreografisini yapmıştı. Yani ailece tanıyordum. Çok sık görüşemememize rağmen ne zaman karşılaştık, nerede kalmıştık diye devam ediyorduk konuşmamıza, dostluğumuza. Söylenecek bir şey yok. Hastalandığı ve hastalandığı zaman çok üzülmüştüm ama iyileştiğini duydum ve tamamen yok oldu zannettim hastalığı. Meğerse nüksetmiş. Çok yani söyleyecek kelime bulamıyorum. Özkan benim Fener yolunda da tanıdığım kardeşleriyle abileri tanıştığım bir aile yapısına sahipti. Maalesef işte biz MFÖ üçgenden bir tanesi, bir bacağı yok oldu diye, ama yok olmadı da kalbimizde başka bir yerde yaşayacak. Kendini yenileyen ve eskimeyen bir müzisyendi. Beyniyle, beyin yapısıyla, kafa yapısıyla, demokratik anlayışıyla çağdaş bir insandı. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Şu anda o atmosferde de değilim ama çok kötü oldum. Mekanı cennet olsun. Maalesef şu anda İstanbul'da değilim. Herhalde cenazesine katılamayacağım. Ama sonradan anma toplantılarında mutlaka bulunacağım. Yazın bir sanatçı için yazın ölmek kadar kötü bir şey yok. Mevsiminde, yani o bizim elimizde bir şey değil de, mevsiminde olduğu zaman hepimiz bir araya geliyoruz da, yazın çil yavrusu gibi herkes bir yerde, kışın yorgunluğunu atmak için yerlere gidiyor. Bu da buraya denk geldi. Çok üzgünüm. Kendimi tutamıyorum. Maalesef Erskancığımı kaybettik. Nur içinde yazsın inşallah. Aysun'a başsağlığı diliyorum. Alişan'a başsağlığı diliyorum. Ailesine sabırlar diliyorum hepsine. Fevkalade bir insanı. Her yönüyle fevkalade bir insanı kaybetmenin tesiri içindeyim. Sizlere ve bütün müzik camiasını, bütün sanat camiasını başsağlığı diliyorum. Sayın Göktay, siz aynı zamanda Cennet Mahallesi isimli dizide... Cennet Mahallesi'ndeydi. O Beter Ali'yi oynamıştı Cennet Mahallesi'nde. Ben de para babası Görgüsüz Çingene Ethem'i oynamıştım. Birbirimizle rakiptik. Pembe Hanım'a aşıktık dizideki şeyle. Oyunculuğunu nasıl anlatırsınız? Müzisyen kimliği daha ön plandaydı. Uzun saatler zaman geçirmiştiniz. Nasıl anlatırsınız oyunculuğunu? Kulübde sette beklerken, çekim saatini beklerken öyleydi. Çok espriliydi. Çok, oyunculuğu da tabii mükemmeldi. Çok mükemmeldi oyunculuğu. Yani ben tabii 60 yıllık deneyimle istinaden dayanarak söylüyorum. İltifat olsun diye söylemiyorum. Bir hakikatten bahsediyorum. Oyunculuğu da fevkaladeydi. Arkadaşlığı, kardeşliği, oyunculuğu, müzisyenliği ve kalbinle birlikte cömertliği de. Durup dururken bak, ayıptır bunu söylemesi ama durup dururken bir bakarız sete 3 tepsi baklava gelir. 2 tepsi börek gelir. Halbuki tabii dört yemeğimiz çıkmıştır biraz önce. Set uzamışsa eğer, herkesin birazcık karnı zil çalmaya başladığını anlardı Özkan. Ne zaman, ne ara giden, ne şekilde kime ısmarlarsa, en uzak bir yerde bile olsak set olarak, en ufak bir yerde kabacıktaki setimize bakarız. Allah Allah, bir arabanın içinden tepsiler, börekler, çörekler, baklavalar iniyor. Ne oldu ya? Tamam afiyet olsun diye. Bu kadar da cömertti, mükemmel bir insandı. Yani o cömertliğini bu şekilde anlatmam biraz tuhaf kaçabilir ama bizde böyle şeyler çekim saatlerinde çok önemlidir. Çok önemlidir. Oyunculuğu dedim ya, kalbinin
manevi olan cömertliğiyle, maddi olan cömertliğiyle fevkalade bir insandı. Tarif etti, kelimelerle tarif edilmeyecek derecede bir kardeşimdi benim. Mekanı cennet olsun. Daha fazla dilim yetmiyor. Biraz çok önce, çok yeni oldu yani. Belki 7 dakika olmuştur öğreneli. Ayvalık'ta bir deniz kenarında bir yerdeydim. Evet, başınız sağ olsun. Zihni Göktay birlikte gol aldığı oyuncu arkadaşı setlerdeki bilinmeyen yönlerini anlattı Özkan Uğur'un ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medyadan, Twitter'dan bir paylaşımda bulundu sanatçının ölümünün ardından. Bugün vefat haberini aldığımız müzik alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi olan ülkemizin sevilen ses ve sinema sanatçısı Özkan Uğur'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor. Ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya paylaşımında Twitter'da yaptığı açıklamada. Ve Ayşegül Aldinç telefonu attığımızda. Sayın Aldinç, büyük kayıp. Neler söylersiniz ardından? Yani o kadar özel bir insandı ki ben şu an içselleştiremiyorum. Suat'ın mesajıyla öğrendim. Yani sosyal medyadan uzaktım bir süre. Yani o kadar üzüldüm, anlatamam, tarif edemem. Onu hiç tanımayan insanların bile ne kadar üzülebileceğini tahmin edebiliyorum. O kadar yetenekli bir adamdı ki o. Benim çok eski dostum. Birlikte çok zaman geçirdik. Şarkılarını söyledim, bestelerini söyledim ilk albümünde. Hatta en son konuştuğumuzda yani her şeyin yoluna girdiğini söylemişti. Ben de yani hepimiz inanıyoruz tabii doğal olarak. Yani dedim ki senin yanına geleceğim ve artık bir besteni daha söylemenin zamanı geldi. O kadar uzun zamandır bir şey söylemiyorum. Seninle işbirliği yaparak çıkmak istiyorum dedim. Tamam dedi ama bir yandan da onu rahatsız etmek de istemiyordum. İlişmeyeyim, iyileşince yaparız dedim ama maalesef yani çok büyük kayıp. Gerçekten çok büyük kayıp. Çok özel bir adamdı. Onun özelliğine herkes farkındadır. Bir de çok iyi bir dosttu. Birbirimize hep takılırdık sırdaş hesap diye. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Gerçekten yani daha şey gibi hani bir düşersiniz de o an acımaz da sonra acımaya başlar ya yaranız. Onun gibi olacak ve gittikçe koyacak, ben bunu biliyorum. Bir dönem birlikte de çalışmıştınız. Bazı bestelerini seslendirmiştiniz. Evet, evet. O dönem evet. Nasıl? İki tane bestesini seslendirdim. Bir Kız ve Nenni seslendirdim ikinci albümünde. Nasıl bir çalışma bir tane arkadaşıydı daha olsun istiyordum. Şahane bir adamdı canım, nasıl anlatayım. Çok eğlenceliydi. Hayata hep eğlence boyutundan bakardı ama demek öyle değilmiş. Bu kanser tesir duygusundan olan bir hastalık. Öyle biliyorum ben. Kim bilir içinde neler biriktirmişti bunca zaman. Öyle durup dururken kanser olunmuyor diye biliyorum ben. Kim bilir beynin içinde neler vardı. Belki kadri değeri bilinmezlik falan mı diyeyim ama belki de çok sevildiğinin farkında değildi. Hiç bilmiyorum ki. O kadar uzun zamandır görüşmemiştik ki dediğim gibi rahatsız etmek istemiyordum. Duymuştum, biliyordum. Fuat'la daha sık konuşuyorduk, görüşüyorduk. Mazhar'la biraz daha mesafeli bir ilişkimiz var. Ama içlerinde en çok Özkan. İlk Özkan'la çok yakındım, sonra Fuat'la. Onlar da kim bilir ne haldelerdir. Yani ölüm hak biliyorum ama bazı ölümler erken, her ölüm erkendir ama bazıları daha erkendir galiba. Yani gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum. Evet, başınız sağ olsun Sayın Aldinç. Peki. Bir dönem birlikte çalışmıştınız. Sanatçının bestelerini seslendirmiştiniz. Ve şimdi de telefon attığımızda Yeşim Salkım var. Yeşim Salkım Eşkıya filminde birlikte rol almışlardı. Uğur Yücel ve Şener Şen'in oynadığı, başrollerini oynadığı filmde aynı zamanda rol almıştı. Sayın Salkım, başınız sağ olsun. Çok teşekkür ediyorum. Bütün Türkiye'nin başı sağ olsun. Bütün sanat camiasının başı sağ olsun. Şahane bir adamı kaybettik gerçekten. Benim
benim hayatımda çok özel anısı olan Eşkıya filminin partnerimdi. Daha sonra da müzik hayatımda da onunla çok çalıştım ben. Ve çok güzel anılarımız vardı stüdyoda. Hatta bu İstanbul depreminde ben sonra biz bir albüm yapmıştık. Sevgili Özkan orada evladını nasıl oyaladığını ve ona nasıl şarkılar söyleyerek, enteresan sesler çıkartarak o gün onun nasıl bahçeye çıkardığını anlatmıştı. Müthiş bir insanı kaybettik. Yani her şeyiyle çok yetenekli, sanatçı, insan, dost. Ben de son zamanlarda çok görüşemedim kendisiyle. Fuat'la daha sık görüşüyorduk. Fuat'tan alıyorduk haberlerini. Ayşegül'ün de söylediği gibi. Fuat da benim çok sevdiğim bir dostum, arkadaşım. Ama Özkan çok çok koydu. Gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum. Allah ailesine sabır versin. Bütün sevenlerine, böyle bir müzik insanı, böyle bir duayen, şahane bir adam, şahane bir dost, arkadaş. Hiç belli etmeyen, hep neşeli görünmeye çalışan bir adam. Yani gerçekten bazen bazı ölümler çok erken oluyor, evet. Siz Eşkıya filminde de birlikte rol almıştınız. Evet. Set yaşamını, nasıl bir oyuncuydu? Bir anekdotunuz muhteşem var mı? Onunla ilgili anlatabilirsiniz. Yani onun oyunculuğunu anlatmak estağfurullah benim hiç haddim değildir ama bir kere o kadar doğal, o kadar samimi, o kadar setteki adabı, edebi, oyunculuğa olan, mesleğe olan saygısı öğrenilecek çok şey vardı sevgili Özkan Uğur'dan. Çok eğlenceliydi. Biz çok sık yemek yemeye gidiyorduk. Biraz böyle seçiciydi Şener abi ve onun da çok özel böyle mutfakları vardı Şener abinin. Çektiğimiz bölgeler de daha çok işte Kasımpaşa tarafıydı. Orada çok özel yerler bulur. Sürekli böyle sette olduğumuzda 4-5 kere yemek yemeye gittiğimiz zamanları hatırlarım en özel olarak. Yani tabii insanda hep güzel anıların kalması, özellikle Eşkıya filmindeki o oyunculuğu, başarısı ve daha sonra ki setlerde biz Gora'da onu çok muhteşem oyunculuğuyla gene seyrettik. Bir bütün halinde baktığınız zaman Özkan çok başka bir adam gerçekten. Bir de insan olarak o kadar özünde galiba içinde bir şeyleri biriktirmiş bir insan ki bu kanser denilen illet hakikaten insanın içinde biriken ve atamadığı duygulardan kaynaklanıyor. Yani ben de yaşamış bir insan, bir kadın olarak bunu çok iyi biliyorum. Benim bildiğim yani biz şahane bir grup, Mazhar Fuat Özkan grubu. Yıllarca çocukluğumuzda, gençliğimizde işte şarkılar dinlediğimiz, sonra bir gün hasbelkader sete gelip işte sette partnerim olan ve çok saygı duyduğum bir adam, sonra stüdyoya gelip bana işte şöyle oku diyen, böyle oku diyen, benimle birlikte çalışan çok özel bir insanı kaybettiğimi düşünüyorum insan olarak kendi adıma. Ülkenin de müthiş bir müzisyeni, müthiş bir sanatçıyı, bir ailenin babasını, grubun çok kıymetli bir üyesini, Allah tabii ki önce ailesine, sevenlerine, sonra da Mazhar'a ve Fuat'a büyük sabırlar versin. Başımız sağ olsun. Çok özel bir adam, çok özel bir insanı kaybettik. Söyleyecek çok fazla bir şey yok gidenin arkasından. Ben son bir senedir babamı, teyzemi, çok insan kaybettim ama böyle arka arkaya her ölüm çok erken ve her ölüm çok acı bence. Ama isterdim bir an önce kurtulmasın ama olmamış. Çok üzgünüm gerçekten. Çok üzgünüm. Hepimizin başı sağ ol. Evet, Yeşim Salkım birlikte rol aldığı arkadaşı, set arkadaşı, oyuncu arkadaşı
Uğur'un ardından söyledikleri böyleydi. Sanat camiası üzgün tabii. Hemen herkes sanatçının ardından son derece üzgün olduğunu söyleyebiliriz. Tekrar edelim. Haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu. Bir süredir hastanede tedavi görüyordu. 2013 yılında lenf kanseri teşhisi koyulmuştu. Defalarca defaatle hastalığı aslında yenmişti. Ancak son nüksedişi bir ay önce gerçekleşti. Sanatçı yoğun bakıma kaldırılmıştı. Ve bugün öğleden sonra yaşamını yitirdi. Haberi de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bizzat duyurdu. Yeniden bir hatırlayalım. Sanatçı uzun süren bir sanat yaşamı vardı. Sadece müzisyen kimliği yoktu. Aynı zamanda dizilerde, filmlerde rol almıştı. Oyuncu kimliği de vardı. Gelin isterseniz Uğur'un bir sanat yaşamına bakalım. Yıllar boyu neler yapmış haberimizden izleyelim. Ele güne karşı. Günlerin içinden. Yalnızlık ömür boyu. Bu sabah yağmur var İstanbul'da. Yağmur var İstanbul'da. Bu yolculuk 1966 yılında Mazhar Alanson ve Fuat Güner'in tanışmasıyla başladı. Alanson ve Güner, Kaygısızlar grubunda çalarken Özkan Uğur, Kurtalan Ekspres, Erkin Koray, Ersen ve Dadaşlar gibi müzisyenlere eşlik etti. Ağladım bu sabah. 1971 yılında Mazhar Fuat adıyla ilk plakları Türküs Türkü Çağırırız'ı çıkaran ikili, hafızalardan silinmeyecek Güllerin İçinden şarkısını ilk kez seslendirdi. Takvimler 1976 yılını gösterdiğinde Mazhar ve Fuat'ın yanına Özkan Uğur da eklendi. Üçlü, Ayhan Sicimoğlu ve Galip Boransu'nun da dahil olduğu ipucu beşlisini kurdu. Ayhan Sicimoğlu'nun bestesi ve Mazhar Alanson'un sözleriyle yazdıkları heyecanlı şarkısının klibini İzzet Öz çekti. Heyecanlı, 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 çok heyecanlı. 70'lerin ipucu beşlisinin dağılmasıyla Fuat Güner ve Özkan Uğur, Ferhan Şensoy'un oyunlarına müzik bestelemeye başladı. Ancak ayrılık kısa sürdü. Çünkü üç arkadaşın söyleyecek daha çok şarkısı vardı. Sezen Aksu, Ajda Pekkan ve Seyyal Taner gibi Türk pop müziğinin popüler isimlerinin arkasında çalan grup, 1984 yılında tarihe geçecek bir albüme imza attı. Mazhar Fuat Özkan adıyla ilk albümleri Ele Güne Karşı'yı çıkaran grup, ülkenin popüler ismi haline geldi. Ele Güne Karşı, yüzyılın en iyi şarkısı seçildi. Albüm listelerde 26 hafta boyunca kendine yer buldu. Yalnızlık ömür boyu, Bu Sabah Yağmur Var İstanbul'da, Bodrum gibi birçok hit bu albümle müzik dünyasına kazandırıldı. Dolu dolu oluyor bilinmez diye. 1985'te Peki Peki Anladık, 1986'da Walk the Rock, 1987'de No Problem, 1989'da Best of MFÖ albümlerini dinleyicilerle buluşturdu. Ali Desidero, Ali, Ali Desidero. 1985 Eurovision şarkı yarışmasına Diday Diday Day isimli şarkılarıyla katılan grup yarışmada 14. oldu. Bu yarışmada sunucunun Mazhar Fuat Özkan'ın ismini kısaltıp MFÖ demesiyle grup bugünkü adını almış oldu. They call themselves as a group MFO. 1988'de de Eurovision'a katılan MFÖ, Sufi isimli şarkıyla 15. oldu. MFÖ 90'lar ve 2000'ler boyunca birçok albüme imza attı. Sarı Laleler ve Yandım gibi hitler çıkarmaya devam etti. Grup, 2017'de çıkardığı Kendi Kendine isimli albümü Fuat Güner'in evinde akustik enstrümanlarla kaydetti. Albümde yer alan Neden Bana Aşk şarkısı yazan Çıkmaz isimli çalışma pek yakında filminde kullanıldı. Yok hayatımda
Özkan Uğur'un müzikal geçmişi, sanat yaşamı kısaca böyleydi. Tabii sanat camiası YAS'ta. Garo Mafyan telefon attığımızda, besteci ve aranjör. Sayın Mafyan, başınız sağ olsun. Neler söylersiniz bu büyük kaybın ardından? Başınız sağ olsun. Ne diyorsun? Valla hiçbir programın tabii süresinin buna yeteceğini sanmıyorum. Çünkü bir çınarı ve bir dağı kaybettik. Ve hakikaten en sevdiğimiz gruplardan, en can arkadaşlarımızdan artık bir tanesi yok. Hiçbir zaman yeri doldurulamaz. Bunlar tabii kısa kısa söyleşilerle, kısa kısa yazılarla değil. Belki de günlerce, aylarca konuşacak bunu. Çünkü bir daha Özkan Uğur gelmeyecek. Bunun herkesin demesi lazım. Ölümünden sonra ahbap çekmeden hayatları ve yaşam boyunca onlara destek olmak, öncelikle devletin görevi. Nasıl yaşayacağımızı, ne olacağımızı ve bu insanların çalışmaları için gerekli zemini hazırlaması da herkesin görevi. Kaybettikten sonra arkasından ağır dökmek çok kolaydır. Ama yaşarken onu mutlu yaşatmak ve eserlerinde daha fazla yapmasını sağlamak ve dinlemek onlar da hepimizin görevi. Dediğim gibi kalbimiz artık her tarafımızda ve Özkan Uğur bir daha yok. Maalesef yok. Allah Fuatçime, masalcığına uzun ömürler versin ne diyeyim. Siz uzun yıllar birlikte çalışmıştınız. Besteler yapıldı. Evet. Nasıl hatırlarsınız sanatçıyı? Nasıl tarif edersiniz? Nasıl bir çalışma arkadaşıydı? Her şeyde pozitif insan çok zordur. Her dakika pozitif, her dakika da espri. Müzisyenliğini hakikaten çok çok bir başçı. Her şeyini ortaya koyan, her yerde size yardımcı, hep size bir şeyler gösterip daha iyisini yapmaya çalışan, insan olarak da bir fırlanta, bir kalp, ne insanları kıran, ne insanlara çıkışan, muhteşem bir insan. Çalıştığım sürece her anından keyif aldım bir can arkadaşım. Evet, Garo Mafyan, başınız sağ olsun. Sanatçının ardından söyledikleri kısaca böyleydi. Şimdi de telefon attığımızda Erol Evgin var. Sayın Evgin, başınız sağ olsun. Başınız 80'li sağ yıllara, 90'lı yıllara, hatta 2000'li yıllara damgasını vurmuştu sanatçının yaptığı eserler, çalışmaları. Tıpkı bir dönem sizin yaptığınız gibi. Nasıl hatırlarsınız? Neler söylersiniz bu büyük kaybın ardından? Evet, gerçekten çok büyük bir kayıp. Acımız çok büyük. Türk pop müziğinin unutulmaz grubu Mazhar Fuat Özkan. Özkansız kaldı. Hepimiz Özkansız kaldık. Grubun en dinamik, en alçak gönüllü, çok değerliydi. Yani söyleyecek söz kelimeleri, söz bulamıyorum, kelimeleri toparlayamıyorum. Çok yetenekli bir müzik sanatçısıydı. Müziğimizin adına büyük bir kayıp bu. Tüm müzikseverlerin başı sağ olsun. Biz o mimarlık ofisimizde eşi Aysun ve Özkan için onların evlerini dekore etmiştik. O sırada da çok yakınlaştık. Ama ben zaten Özkan'ı 70'li yıllardan bu yana tanırdım. Hatta daha da belki eski 60'lılardan bu yana. Türk pop müziğinin emeklediği yıllarda o yıllar. Daha yeni doğduğu yıllarda. İşte Kadıköy yakasında böyle müzik yapan amatör gruplardık. Oradan beri tanırım. Hiç kendini bozmayan, efendiliğini hiç yitirmeyen, son derece alçak gönüllü, duygusal, naif, değerli bir kardeşimizdi. Eşi Aysun'un, oğlu Arişan'ın, Mazhar'ın ve Fuat'ın ve tüm müzikseverlerin başı sağ olsun. Başımız sağ olsun. Sabır diliyorum hepinize. Evet, Sayın Erol Evgin, sanatçının ardından söyledikleri kısaca böyleydi. Tekrar edelim. Haberi Fahrettin Koca, Sağlık Bakanı duyurdu. Sosyal medyadan bir paylaşım gerçekleştirdi. Twitter'dan duyurdu haberi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sanatçının ardından mesaj yayımladı. Tedavi sürecini hatırlayacak olursak eğer, bir süredir tedavi görüyordu. 3 kez lenf kanserini yenmişti ancak son kez
hastalığı nüksettiğinde yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımda solunum cihazına bağlıydı. Entübe durumda, tedavisi devam ediyordu. Maalesef kötü haber bugün geldi. Telefon hattımızda bir başka isim Atilla Dorsay, sinema eleştirmeni. Sayın Dorsay, başınız sağ olsun. Çok yönlü bir sanatçıydı. Evet efendim, başımız sağ olsun. Gerçekten çok üzücü. Hastalığı haber olarak yayılmıştı ama iyiye doğru gittiği söyleniyordu. Hakikaten çok kötü bir şok oldu bizim için. Çok yönlü bir sanatçıydı. Evet. Sadece müzikal geçmişi yok. Aynı zamanda oyunculuk yaptığı yıllarca dizilerde, filmlerde rol oynadı. Nasıl değerlendirirsiniz geçmişteki yaptığı işleri, çalışmalarını? Şimdi tabii bizde Türk pop müziğinde gruplar çok az. Yani tarihimize bir baksanız aşağı yukarı yok gibi bir şey. Hadi ki Batı pop müziği, ne bileyim ben, Platters'dan Fourlets'e, Four Aces'den Drifters'a sayısız grup yetiştirmiştir ve bunlar Batı pop müziğinde, Amerikan ve Avrupa pop müziğinde büyük rol oynamışlardır. Biz o kadar zengin olmadık bu açıdan. O bakımdan MFÖ diye binilen Masar, Fuat ve Özkan üçlüsü bu açıdan son derece önemli bir rol oynadı ve 80'lerden itibaren yaptıkları albümler ve doldurdukları şarkılarla pop müziğimizdeki büyük bir deliği, bir boşluğu doldurdular. Daha sonra tabii gruplar geldi. Şimdi bir sürü grubumuz var. Tabii aklım hepsine yetişmiyor ama Mor ve Ötesi ve benzeri gruplar bu işi yapıyorlar. Gayet de iyi yapıyorlar. Hep yeni arkadaşlar geldi. Ama bir dönem için bu arkadaşların yaptıkları gerçekten çok önemliydi. En iyi olarak Masar Alanson'u tanıdım. Yakın dostum oldu. Ve birçok kere, birçok yerde onunla birleştik. Fuat Güner de son derece değerli bir müzisyendi. Sevgili Özkan onların arasında en az kişi olarak bir araya geldiğim ama konserlerinde beni mest eden, eşit düzeyde mest eden bir insan oldu. Yaptıkları unutulmayacak diye düşünüyorum. Bütün albümleri bende vardır ama şu anda evden çok uzak, Bodrum'da tatildeyim. Çıkarıp şöyle bir bakamadım. O albümleri hala yeniden de basılmasını çok arzu ederim. FMÖ'nün bütün albümleri. Ve daha sonra tabii mesela Masar Alanson tek başına albümler de yaptı. Diğer ikilinin albümleri oldu. Ama neyse, bütün bu albümlerin yeniden basılmasını ve bu değerli grubun birisini kaybettik. Hep hatırlanmasını dilerim, beklerim, umarım. Oyuncu Özkan Uğur'u nasıl tanımlarsınız? Eşkıya adlı. İyiydi, iyiydi. Unutulmaz filmde oynamıştı. Yani, dizilerde oynadı. Bilemiyorum yani, doğrusu onu o araştıracak vaktim olmadı, bir seyahatin ortasındayım dediğim gibi. Ama değişik bir fiziği vardı ve onu gayet iyi kullandı. Az sayıda filmde ama hakikaten hatırlanacak karakter rolleri çizdi. O da onun becerdiği bir şeydi yani, hakikaten doğrudur. Evet, Sayın Atilla Dorsay sanatçının ardından söyledikleri kısaca böyleydi. Bir dönemin müzikal gündemine damgasını vurdu. Uzun sürdü popülaritesi. MFÖ grubunun Özkan Uğur'u bir süredir tedavi oluyordu. Maalesef hayatını kaybetti. En güzel sen bağlarsın. En güzel yemeği sen yaptın. Bir başka isimle konuşacağız. Hakan Eren, müzik yapımcısı. Sayın Eren, başınız sağ olsun. Evet, başımız sağ olsun. Gerçekten müzik dünyamız için çok büyük bir kayıp yaşadık şu anda. Gerçekten yeri doldurulamayacak. Dört parmağında, dört marifet olan çok usta bir müzisyeni,
satışta bir yorumcuyu kaybettik. Gerçekten çok üzgünüm ben şu anda. Bir dönem yakın çalışma şansınız oldu mu? Nasıl hatırlarsınız? Nasıl bir çalışma arkadaşıydı? Neler söylersiniz? Oldu, şöyle oldu. Zaten 3 tane albümlerin hakları bende olduğu için hani onlarla ilgili devamlı temas altında plak basılması, şöyle yapılması, böyle yapılması gibi her türlü şeylerde görüştüğümüz birisiydi ve gerçekten çok ılımlı, her şeye çok güzel yaklaşan şey bir insandı, yani iyi bir insandı gerçekten hani müzisyenliğin dışında. Fakat en büyük şeye baktığımız zaman pop tarihinde en uzun soluklu gruptur. Yani ben her zaman onlara şöyle söylerdim. Yani Türkiye'nin Rolling Stones'u yani şimdi. Türk müziğinin. Çünkü Türk müziğine bir damgasını vurmuş. Türk müziğini bir grup olarak yönlendirmiş. Önemli bir grup yani. Ve şu anda hani bu grubun bir elemanın sesi Türk müziği için gerçekten büyük bir yara. Kaç senedir, 50 senelerdir Türk müziğine yön verdiler. Grup ismini açıkladılar. Grubun ne olduğunu, tabii her evliliklerde, ilişkilerde, ilişkilerde olduğu gibi ara ara şeyler oldu ama önemli olan ayrılmadılar ve müzik yapmaya devam ettiler. Sahne yapmaya devam ettiler. Bu gençte genç müzisyenler, genç gruplar için çok büyük bir örnek. Türkiye'de yok başka örnek. Evet. O açıdan çok önemli bence. Başka örnek yok dediniz. Tabii bu kadar uzun süre popülaritelerini sürdürebilmeleri de... Bazı gruplar tabii var ama en uzun soluklularından bir tanesi. Yani farklı bir boyut getiren, özellikle 80'lerden sonra yaptıkları şarkılarla müzik dünyasına yön veren, hitleri çok fazla olan, yani bir açıp da dinleyeceğiniz zaman hangi MFÖ şarkısını seviyorsunuz sorusunu düşüneceğiniz kadar çok hitli olan şarkı. Herkesin nasıl bir Sezen nasıl şarkısı varsa, bir Ajda Pekkan şarkısı varsa bir MFÖ şarkısı da var yani. Ele güne karşı güllerin içinden yalnızlık ömür boyu, bu sabah yağmur var İstanbul'da bir çırpıda. Peki anladık. Vakti Rak, Ali Deseroğlu, yalnızlık bir ömür boyu bir sürü gider. Ya, o kadar çok fazla ki. Zaten Best of MFÖ albümü yaptığımız zaman gerçekten listini seçmekte zorlanılan bir şeydi. Yeşil Giresun'u gayet iyi değerlendirdi mesela. Onu baştan sona dinlediğiniz zaman mesela MFÖ'nün içinden çıkamıyorsunuz. Artı bile yani onun dışında bütün sektörün içinde bütün arkadaşlarına hiçbir katkısı yapmadan vokale koşan, vokal koşulu yapan, videolardan çıkmayan, yani koskoca MFÖ olmuşsun, Özkan Uğur yani sahnelerde paylaşan insan ve bütün amatörden bilmem ne arkadaşına kadar vokal yapmaya gelebilecek kadar egosu olmayan bir önemli yerde. Müzik gruplarının genellikle popülariteleri dönemsel oluyor. Ancak MFÖ için bu geçerli değil. Bu kadar uzun evet, yıllar, 80'li, 90'lı, 2000'li yılların müzik gündeminde bu kadar yer kaplamaları, hala sevilen şarkılarının dilden dile konuşulması, popülaritelerini bu kadar uzun süre devam ettirebilmelerini neye bağlarsınız? Ve bundan sonra MFÖ sizce Özkan Uğursuz müzik yaşamına nasıl devam eder sizce? Şimdi bu kadar uzun süre sahne yapıp, albüm yapıp şarkı söylemelerinin en büyük nedeni çok güzel şarkılar yapmaları tabii ki. Ve sahnedeki olan uyumları. Bakın birçok 70'lerden, 60'lardan, 80'lerden, 90'lardan sanatçılar var. Hala büyük kitleli açık hava tiyatrosu gibi işte 5.000, 10.000 kişilik yerleri pat diye doldurabilmek bu dönemlerde zor bir şey yani. MFÖ yıllardır hemen hemen aynı programları yapmasına rağmen o şarkıları yıllardır söylemelerine rağmen tıka basa doluyordu. Ve içerinin yaş kitlesine baktığı zaman 18'den 65 yaşına kadar her insan onları seyretmeye geliyordu. Bir kere sahnede inanılmaz bir uyumları vardı. İnanılmaz bir uyumları vardı. Ve her söyledikleri şarkıya eşlik etmemen mümkün değil. Öyle olunca da muhteşem bir program çıkartıyorlardı. Ama bundan sonra MFÖ hep sanada kırık bir şekilde devam eder sorusuna ben pek katılamayacağım. Çünkü onlar üstün güzeldi. Hani yaparlarsa da
bilemeyeceğim, emin olamıyorum şu anda. Acınız çok taze oldu ki gerçekten ona emin olamıyorum ama herhalde zannetmiyorum o şekilde. MSO adında çıkmayacaklar ama çünkü Fuat abi de solo yapıyordu. Mazhar abi de solo yapıyordu. Herhalde öyle devam ederler gibi geliyor bana. MSO adında çıkmazlar. Çünkü o Özkan'ın hastalığı sırasında MSO'da altında çıkmadılar ki. Benim kulağıma da geliyor. Yani Özkan'ın sahneye çıkın demesine rağmen onlar asla Özkan çıkmayız diye çıkmadılar. Yani ben öyle biliyorum. Evet, Hakan Eren müzik yapımcısı, bu büyük kaybın Özkan Uğur'un ardından söyledikleri kısaca böyleydi. Telefon hattımızda şimdi bir başka isim var. Nebil Özgen Türk, belgeselci, televizyon programcısı. Sayın Özgen Türk, neler söylersiniz Özkan Uğur'un ardından? Merhaba. Belgeselci deyince hemen etkilendim. Belgesellerini yapmadığım için MFN'in çok üzgün ve kızgınım. Yapamadım yani. Bir vakit de kalitim. O kadar üzgünüm ki şu anda. Bir başka üzgünlüğüm daha var. Yani bunu söylemek gerekiyor. Ya Özkan abi çok erken öldü sevgili dostum Korhan kardeşim. Çok erken öldü ya. Dünyanın en genç adamlarından biriydi bence. Hem yaş olarak hem ruh olarak. Ya onun yüzünü hatırlıyoruz değil mi? Hem sahnedeki yüzünü hem de filmlerdeki yüzünü. Nasıl genç bir enerjisi vardı? Nasıl bir pozitif enerjisi vardı? Ya ben bir saati o kadar üzgünüm ki ben dostu da sayılırım Özkan abinin, Özkan'ın. Ve olağanüstü bir müzik insanı, olağanüstü bir sinema insanı, olağanüstü bir televizyon insanı ve çok da güzel bir yürek, çok da güzel bir masa adamı. O yüzden hep derler ya, iyi adamlar ne güzel, yani ne kadar erken ölüyor ya. Çok da iyi bir adamdı sevgili kardeşim. Çok da iyi bir adamdı biliyor musunuz? Onun az bilinen bir yanını söylüyorum. Böyle zaman zaman o kadar müzik yapmak isteyen gençlere yardım olurdu ki, müzik yapmak isteyen öğrencilere o kadar burs verirdi ki, sanat yapmak isteyen insanlara o kadar yardımcı olurdu ki. Özkan hakikaten gerçekten bu ülkenin en değerli sanat kurumlarından biriydi. Bir pozitif enerji kaynağıydı. O yüzden biz saatlerdir bütün ekranlarda Özkan'ı konuşuyoruz. Tabii ki Mazhar Fuat Özkan efsanesi ayrı bir değerlendirilmesi gereken ve konuşulması, belgeseli yapılması gereken bir 40 yıllık bir öykü. Ama Özkan gerçekten şöyle ayırmak gerekiyor ayrıca. Çok şirin bir adam. Çok dayanışmacı bir adam. Çok sempatik bir adam. Bambaşka bir ruh. Yani ayrıca 10 parmağında 10 marifet. O gitar, o bas gitar hakikaten dünya çapında. Yaptığı besteler de var Özkan'ın. Bir de solları var. Bu sollar 10 kişilik, 20 kişilik, 50 kişilik, 5 kişilik o kalabalıkları çok etkilerdi. İnsanlar biraz bu ağır gelip geçen zamanlarda biraz hayatını hasretirdi Özkan. Çünkü Özkan'ın bir şirin bir tarafı var. Çok komedyen bir yanı var. Böyle bir hatırlarsınız. Hepimiz biliyoruz. O böyle şarkının arasında nakarat karışımı bir rol yapardı. Gitarıyla birlikte. O insanları rahatlatırdı. Bu ülkenin milyonlarına bir mutluluk vermeye çalışırdı. Bir hayat sunardı. Bir neşe sunardı. Moralsizliğin ortasında biraz hayatı hafifletirdi. Ve namuslu bir adamdı. Namuslu bir yurttaştı. İyi bir yurttaştı. Bak bu çok önemli. Bunu söylemem gerekiyor. Yani ülkenin sorunlarına dair, ülkenin meselelerine dair derdini anlatan, kırgınlığını anlatan bir insandı Özkan abi. Abi diyorum çünkü dostluğumuz da vardı Özkan abiyle. 8-9 ağır böyle saatler, masalar getirdik. Bu kadar özel anlarını, özel güzelliklerini, neşesini görmüşsündür ki. Ve tabii ki şunu söylemem gerekiyor. Sahiden hep bir şeyi anlatıyoruz. Mazhar Fuat Özkan'ın Özkan'ı. Ya Özkan çok büyük bir oyuncu ayrıca. Ben hep bir kez daha söylemem gerekiyor. Söylemişsem bir kez daha söyleyeyim diyorum. Cem Yılmaz kardeşinin karakter filmlerinde Deli filmindeki performansı. Ya
yılının Amerikan sinemasında, Fransız sinemasında, İtalyan sinemasında gerçekten büyük ödüller alabilecek bir performanstı. Büyük oyuncuydu yani Özkan. Büyük oyuncuydu yani. Sadece gitarist olarak Mazhar Fuat Özkan'ın Özkan olarak kaldıramamak gerekiyor. Çok büyük, büyük bir oyuncuyu kaybettik. Çok büyük bir sinema oyuncusunu, televizyon dizisi oyuncusunu kaybettik. Çok değerli bir besteciyi, çok değerli bir müzik insanını kaybettik. Ben çok üzgünüm. Onu çok seviyordum. Gerçekten iki saat önce vefat ettiğini, bu hayattan geçtiğini duyduğum anda sahiden çok çok üzüldüm yani. Yani bu kadar erken ölüm olur mu ya? Bu kadar erken ölüm olur mu ya? Bu kadar iyi insanlar niye bu kadar erken ölüyor ya? Yanlış anlamayın, söylemem lazım. Daha çok kötü insan var bazen etrafımızda. Yani bazen insanlar iyi insanların ölümüne çok hayıflanıyor. Ben de şu anda iyi insanların erken ölümüne hayıflanan insanlardan biriyim. Çok üzülüyorum yani. Özkan'ın daha yapacak çok işi vardı. Oynayacak çok filmi, sahnesi, dizisi vardı. Ve söyleyecek çok şarkısı vardı. Çalacak çok gitarı vardı. Ve bekle yapacak çok bestesi vardı. Canım Özkan abi, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Sevenlerine çok sevini var. Milyonlarca insan şu anda telefonda, sosyal medyada görüyorum. Hakikaten Türkiye'nin bir kahramanı öldü aslında. Bir Türkiye kahramanı öldü. 50 yıldır biz Özkan'ı izliyoruz. Ayrıca Pekkan'ın gitaristiydi ayrıca. Kaygısızların gitaristiydi. Mazhar Fuat Özkan'dan önce. Yani 70 yılından beri müziğiyle hayatımıza büyük değerler kattık bir insandan söz ediyoruz. Dostumuzdu dediniz. Tabii sanatçının müzik geçmişini, oyunculuk geçmişini konuştuk, konuşuyoruz telefon bağlantılarımızda. Ama sizin dostunuz aynı zamanda. Arkadaş Özkan Uğur'u nasıl anlatırsınız? Ya çok şirin bir insan. Masa var ya şenleniyor. Sevgili Korhan kardeşim. Ya Korhan'ın olduğu masa hakikaten hapsiyor. Şenleniyor. Yani o kadar şirin bir insan. Vefalı, dayanışma insanı. Mesela diyor ki bana ya da bir dostuna. Ya dostumuz var mı, yardım edecek bir müzik insanı öğrencisi var mı diyor. Müzik öğrencilerine dostluk yapmak, dayanışma göstermek istiyor mesela. Onlara burs vermek istiyor. Bilmiyorum, ailesi üzülmez inşallah ama benim tanık olduğum bir olayı anlatmak istiyorum. Ya ne bileyim, etrafında müzik okulunda okumak isteyen bir ihtiyacı olan bir öğrenci var mı derdi bana. Var derdim Özkan abi. Ve gönderirdim öğrencinin numarasını, telefonunu, ailesini. Ve onlara yardımcı olurdu. Bu çok özel bir durumdur. Bu hakikaten az bulunan hasletlerden biriydi. Bu işin yardımlaşma, dayanışma kısmı. Ya bir de hayat o kadar ağır gelip geçiyor ki ülkemizde. Dünyada da öyle ama ülkemizde daha ağır geçiyor. Özkan abi bu ağır zamanları anlatıp onun sorumluluğu hissedip şımarıklaşmadan, sinirleşmeden hayatın sorumluluğunu hissederek o masaya neşe getirirdi. Şımarmazdı. Yani yan gelip yapmazdı. Hem böyle neşemizi getirirdi, neşeli bir insan haline gelirdi. Hem de ülkenin sorumluluklarına, müzik sorunlarının sorumluluklarına yakın dururdu. Yani o çok önemli bir sınırdı. Yani böyle o kadar insanlar görüyoruz ki etrafımızda, dünya yansa hiç umurunda değil. Özkan abi hem dünyayı, ülkesinin sorunlarını hisseden ama neşeyi eksik etmeyen bir insandı. Ben çok erken ölümlü insanlara çok üzülüyorum. O kadar yapacak şeyi var ki. Yani o yapacak işi vardı ki şu anda. 70 yaşlarında bile değil Özkan abi. Çok erken. Bu çok uğraştı. Hastalığın tedavisiyle çok da yaşama sevinci olan, yaşama enerjisi olan bir insandı. İki arada bir de iki tedavi sırasında bile yüzünü eksiltmedi demesini. O da onun yaşama sevincini anlatan bir şeydi. O kadar güzel bir şey ki bu, ancak sanat insanlarına yakışan bir şey zaten bence. O yüzden ama sanıyorum ömür böyle bir şey bazen. Yani Özkan abinin ömrü bütün bu neşeye, enerjiye, tıbbın bütün imkanlarına rağmen bu kadarmış. Ben geçen hafta Özkan abinin entübe edildiğini duyduğumda çok üzüldüm. O günden itibaren hakikaten gözümden yaş geldi. Sanıyorum onun enerjisiyle kurtulacağını bile hissettim. Sanıyorum galiba Özkan abi daha uzun yıllar yaşar demiştim ama
bugün saat 4 civarında vefat ettiğini, bu hayattan göçüp gittiğini öğrendiğimde hakikaten çok eksildiğimizi hissettim. Ve zaman zaman çok sevdiğim dostlarımla ilgili, çok değerli dostlarla, çok değerli sanat insanlarıyla ilgili bir lafımız vardır. Aslında Özkan Uğur'u bir kaybettik ya, aslında hayat kaybetti. Hayat Özkan Uğur'u kaybetti. Gerçekten. Sayın Özgen, müzik, siz sanat Özkan Uğur'u kaybetti. Ünlü isimlerin orta çalışmalarını yapan bir yapımcısınız. Türkiye'de iz bırakan isimleri sık sık programlarınıza yer verirsiniz, röportajlar yaparsınız. Kendisiyle bu tarz bir çalışma yapma şansınız oldu mu? Bu kadar. Ya olmak istedi, çok istedim. Bu üç insan çok zor buluşan üç insandı. Mahtar da, Fuat abi de, Özkan abi de konser için bile son 15 yıldır çok zor buluşan insanlardı. Biri dizi yapıyor, biri televizyona program yapıyor, diğeri solo yapıyor. Ben belgesel için üçünü çok buluşturmak istedim sevgili kardeşim. Yemin ediyorum son 10 yılda bana derler ki ya en çok yapmak istediğim belgesellerden biri neydi derlerse ben Mazhar Fuat Özkan'ı buluşturmak derdim. Ben buluşturamadım. Biraz kısmet de karışık, vakitsizlik de karışık, bir talihsizlik oldu. Çok üzülüyorum. Keşke yapabilseydim. Ama Özkan abinin dostu olduğum için, kardeşi olduğum için kendimle gurur duyuyorum. Daha doğrusu onun kardeşi olmaktan kendimi iyi hissediyorum. Özkan Uğur'u bu ülke sahiden hiç unutmayacak. Milyonlarca seveni var. Milyonlarca gül ve çiçek uğurlayacak onu. Milyonlarca çocuk uğurlayacak. Milyonlarca müzik insanı uğurlayacak cenazesinde. Onu çok iyi hissediyorum. Çünkü o enerji çok az sanat insanında var. Büyük bir enerjisi vardı. O pozitif enerji çok az insanda vardı. Herkesin sevdiği bir insan. Bakın saatler de durmuyor onunla ilgili paylaşımlar, ekranlar. Bu çok değerli bir şey. Çok değerli bir şey. Bir şey yapabilseydik o sorduğunuz belgeseli yapamadık. Canımız sağ olsun belgesel önemli değil. Özkan Uğur'un ürettikleri, bıraktıkları oyunları, filmleri, sahneleri ve olağanüstü oyunculuğu önemli. O kalacaktır sonsuzluğa bütün büyük sanatçılar gibi.